Sayın hocalarım, sayın daire başkanlarım ve değerli öğrenciler, insan, toplum ve medeniyet dersine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirler, bugünkü dersimizin konusu akademik çalışmalarda yapay zeka kullanımı. Dersimizin konuğu ise doktor öğretim üyesi Ramazan Turgut hocamızdır. Ben sözü hocamıza vermeden önce kısaca hocamızın özgeçmişinden bahsetmek isterim. Ramazan Turgut hocamız Mardin Midyat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimi bu kadim şehirde, lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi'nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Öğretmenlik deneyiminin ardından 2012 yılında Van 100. Yıl Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine adım attı. 2013'te Hollanda'nın Radboud Üniversitesi'nde bir yıl misafir araştırmacı olarak görev aldı. 2017 yılında Hollanda Süryani Ortodoks Kilisesi başlıklı teziyle doktor unvanını kazandı. 2021-2023 yılları arasında muhtelif aralıklarla Chicago Üniversitesi'nde doktora sonrasında araştırmalarını sürdürdü. Şu anda Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Süryani Dili ve Edebiyatı bölümünde görev yapmaktadır. Farklı platformlar üzerinde yapay zeka ve veri yönetimi eğitimlerini vermektedir. Ben sözü şu an sözün sahibi olan kıymetli hocamız doktor öğretim üyesi Ramazan Turgut hocamıza vermek istiyorum. Buyurun hocam. Selamun aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Şalom aleyküm. Nasılsınız? Biraz gecikmeli başladık, kusura bakmayın. Arjantin'de 15. yüzyılda bir çömleğin üstüne yazılan sözlerdir. Bir gün insanoğlunun kendi eliyle yaptığı her şey ona isyan edecek. Çömlekler kendi sahiplerini yok edecek. Bir defa olmuş bir şey bir daha olacak. O bir daha dediği dönem işte bu dönem. Yapay zeka çağındayız. Her tarafta yapay zeka konuşuluyor. YouTube'da shortlarda karşınıza yapay zeka çıkıyor. Yapay zeka ile şu kadar video çektim, şu kadar para kazandım. Reels'lerini izliyorsunuz. Arkadaşınız yapay zeka ile ödevini yapmış, hoca yakalamamış. Bu muhabbetler dönüyor. Nedir bu yapay zeka? Neyin nesidir? Sonumuz mu geldi? Kıyamet yakın mı? Ahir zaman mı? Veya başka şeyler mi? Bu ve daha fazlası az sonra. Ama şöyle bir sorun var. Sadece işin felsefesini yapmayacağız. Yapay zekanın mantığını anlatmakla yetinmeyeceğim. Doğrudan bilgisayar üzerinden size işin püf noktalarını göstermek istiyorum. Aranızda yapay zekayı daha önce kullananlar var mı? Bir elleri göreyim. Söyleyeyim miyim? Bu kadarsınız yani, başka yok. Tamam. Yapay zekayla ödev yapıp hocaya veren var mı? İfşa edebilirsiniz, sorun değil. Hani. Tamam. Yapay zeka hiç kullanmadım diyen var mı? Güzel. Sorun değil, benim için daha iyi o zaman. Ne anlatırsam gerçek doğru kabul edecekler. İşi bilenler fazla olmadığı için. Fakat ilk başta şunu ekleyelim arkadaşlar. Bazı şeyler vardır, opsiyondur, seçenektir. Bazıları da vardır, zorunluluktur. Şu an tarihte hiç olmadığı kadar belki de bir geçiş döneminde şahitlik yapıyoruz. O ilk çivi yasını bulan amcalar bu çivi yasının bu kadar etkili olacağını tahmin etmemişlerdi. Alfabeyi bulanlar alfabenin insanlık tarihinde bu kadar etkili olacağını tahmin etmemişlerdi. Ama yapay zekayı bulanlar bunun nelere yol açacağını gayet iyi biliyorlar. Ne tarafa doğru gittiğini de gayet iyi biliyorlar, görüyorlar ve buna göre pozisyon arıyorlar. Hadi ilginizi çekecek başka bir şey daha söyleyelim. Borsa ile ilgilenenler var mı? Aa, çıktı ortaya, güzel. Borsadaki o indeks analizlerinizi, fonlarınızı yapay zeka ile yapmak ister misiniz? İyi bakalım. O zaman soruyu daha direkt soralım hocam. Yapay zeka ile para kazanmak istiyor musunuz? Tamamdır. Ben bugün hepinizi zengin edeceğim zaten.
Ama bu işi yapabilmem için burada duramam. Bir türlü bağlantıyı kuramadık. Yapay zeka anlatacaksınız hocam, nasıl bağlantıyı kuramadınız? Hocam biri hardware, biri software. Tamamen farklı şeyler bunlar. O yüzden ben arka tarafa geçeceğim. Orada sadece sesimi göreceksiniz. Ama siz yine benim varlığımı burada hayal edin. 2 dakika sonra görüşmek üzere. Ses deneme cihaz kontrol. Evet. Tamam, geldi. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Şimdi en basitinden karmaşa doğru anlatmaya çalışacağım. Çoğunuz madem bunu kullanmamış, önce nasıl üyelik gerçekleştireceğinizi görelim. 3 temel yapay zeka aracını anlatacağım bugün. İnşallah bu mikrofon daha iyidir. Az önceki mikrofon sesimi nasıl çatallandırıyordu öyle ya? Tamam. 3 tanesini anlatacağım. ChatGPT, Copilot, Gemini. Hiç de İngilizce telaffuzlarla uğraşmayalım. Bir tanesi şu ChatGPT, birisi Gemini, birisi de Copilot. Hepsini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Pro versiyonları var, onlar hakkında da kısa bilgiler veririm size. Dediğim gibi uygulamalı bir şekilde ilerleyeceğiz. Adım adım nasıl slide hazırlayabilirsiniz, slide'ınız için nasıl resimler üretebilirsiniz, kodlamada kullanılabilir mi? Vesaire. Karmaşık bir metin nasıl basit hale getirilir? Nasıl bununla İngilizce öğrenebilirsiniz? Dolabınızdaki elbiseler arasında ne giyeceğiniz konusunda kararsız kaldınız. Buna yapay zeka ile karar verebilirsiniz. Birçok konuda sizin asistanınız olacak. Eliniz, kolunuz, ayağınız olacak. Aranızda tıpçı var mı? Tıp fakültesi okuyanlar. Mesela hastaya hangi ilacı vereceğini bilmiyorsun. Vaka örneğini yazıyorsun buraya, hasta 40 yaşında, önceden şu ameliyatı geçirdi, şunlar oldu. Hangi ilacı verelim diye kilosunu da yazın bu arada. Miligramına kadar verecek size zaten. Bu arada birçok yerde bunlar uygulanmaya başladı bile. Amerika'da vesaire aynı bu söylediğim yöntemle yapay zekayı kullanıyorlar. Geçen bir online eğitim verdik. New York'tan bir arkadaş katıldı, oradaki üniversiteden birisi. Hocam diyorlar, burada yapay zekayı bilmeyenler üniversiteden içeri almıyorlar. Yani millet almış başını gidiyor. Yapay zeka ile nice çalışmalar ortaya çıkıyor ve her geçen gün artıyor. Hocam çok anlattınız, bir an önce hemen şu uygulama kısmına geçelim diyorsunuz. Başlayalım o zaman. ChatGPT yazdınız. Karşınıza birçok seçenek çıkacak. Bir de interneti zayıfmış buranın. Kendi internetime bağlanmak zorunda kalacağım. Hotspot açalım. Oraya bağlayalım. Ama benim için eşsiz bir deneyim oldu. Sahnenin arkasından sunum yapıyorum. Kimin internetiydi, bağlanıyorduk ona? Heh. Yine yanlış yere tıkladık. Artık birisi bizimle paylaşsın internetini, sömürelim oradan. Tamamdır. İnternetimiz de geldiğine göre ChatGPT yazdınız. Arkadaşlar ChatGPT üreten OpenAI firması. Daha önce bunu farklı ortamlarda anlattığımda gidip
ilgisiz yerlerde üye olanlar oldu. Mesela şuraya üye olmuş farklı yerlere. Gerçi o başkaydı. Başka yerlere para kaptırmışlar. O yüzden özellikle yazıyorum. ChatGPT yazdınız. chatopenai.com. OpenAI sitesine gireceksiniz. Tıklıyorsunuz buraya. Bir mail adresi istiyor. Onunla ücretsiz üye oluyorsunuz. Bu kadar basit. Aynı şekilde Copilot yazıyorsunuz. Copilot.microsoft.com. Bakın yukarıda. Yine bir mail adresiyle ücretsiz olarak üye olabilirsiniz. Gemini programını da aynı şekilde gemini.google.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir Gmail adresi lazım olacak size. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Bununla istediğimiz her şeyi konuşabiliriz demiştik. Birçok konuda sorular sorabiliriz. Özellikle ChatGPT 2022'ye kadar olan verilerle, internetteki birçok veriyle eğitildi. Dolayısıyla birçok konuyu zaten biliyor. Bazı konuları öğrenmek için de internet erişimi gerekiyor. Mesela deseniz ki 2024 Mart ayında neler oldu? ChatGPT 3,5 bunu bilemez. Çünkü internet erişim yok. Hadi başlayalım. Karşılıklı olsak konu örneğini sizden isterdim ama burada herhangi bir konu yazalım. Mardin Artuklu Üniversitesi ile ilgili bir sunum hazırlayacağım. Bu arada İngilizce konuşursanız daha iyi olur çünkü İngilizce konusunda çok daha tecrübeli, bilgili. Ama birçok dili de anlıyor. Yani Türkçe'de de gayet iyi sonuçlar elde edersiniz. Ama tekrar söylüyorum, en iyi sonuçları İngilizce'de elde ediyorsunuz. Şu an bu yazdığım cümleye prompt diyoruz. Bir prompt ne kadar detaylı, açıklayıcı olursa yapay zeka size o kadar iyi cevap verir. Bunu bir çocuk gibi düşünün. Alegoriyle vesaire konuşmayacaksınız. Gayet açık, net bir şekilde ne yapmaya çalıştığını söyleyeceksiniz. Şimdi Mardin Artuklu Üniversitesi ile ilgili bir sunum hazırlayacağım. Yok, bu hoş olmadı. Diyelim ki değiştiriyorum, tıp fakültesi öğrencisiyim. İnsan iskeleti ile ilgili ve slide hazırlayacağım. Hedef kitlemiz ne arkadaşlar? Üniversite öğrencileri, ona göre seviye ayarlıyor. Toplam kaç sayfa olacak? Kaç slide olacak? 10 slide. Kibar bir şekilde konuşalım. Hani kibar konuşalım ki yarın öbür gün yapay zeka dünyayı ele geçirirse bunları hatırlasın. Kibar davrananlara bir kıyak geçsin. Bize ana hatları verdi. İskelet sistemi ve beslenme, iskelet sistemi hastalıkları. Üniversite öğrencileri dediğim için bazı teknik terimler de kullandı. Bu hedef kitleye göre bunları değiştirebilir. Aynı promptu, burada kullandığım aynı promptu, şimdi Copilot'a da vereyim. Bir de Gemini'ye vereceğim, o çalışırken bu da gelsin. Sonuçları karşılaştırma imkanınız olur bu şekilde. Hangisi hoşunuza giderse oradaki bilgileri kullanırsınız. Alır kopyala yapıştır yaparsınız. Üzerinde kendi editlerinizi yaparsınız. Ortaya slaytını çıkar. Dolayısıyla işinizi hızlandırmış olur. Yapay zekanın kullanım alanları sınırsız arkadaşlar. Bugünkü başlığımız akademik çalışmalarda kullanım olduğu için özellikle ona yoğunlaşıyorum. Direkt oradan başladım. Yoksa kullanım alanı sınırsız. Buradaki daha az içerik verdi. Ama bundan farklı bir şey isteyeceğim. Sağ tarafta designer var. Benden bunlar için slide tasarlamasını da isteyeceğim. Geliyorum buraya. Şuradaki metni kopyalıyorum. Diyorum ki buradaki her bir slide için bana bir görsel oluşturur musun?
Tabii ki diyor, neden oluşturmayalım? İnşallah öyle der. Bazen inat ediyor, ben yapay zekayım yapamam vesaire diyor. Arkadaşlar bu gösterdiğim üç uygulamayı da telefonunuzdan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gemini henüz yapmadı ama ChatGPT ve Copilot'un uygulamaları var zaten. Android'den de App Store'dan da indirebilirsiniz onları. İnşallah şu son dediğimi onlar da onları yapar. Aynı şeyi buradan da isteyelim. Diyeceksiniz ki hocam niye buraya sormadın? Bu DALL-E ile yapıyor bunu, ücretli versiyonda. O yüzden şu an oraya bulaşmadım. Sizin ulaşabileceğiniz kaynaklar üzerinden gidiyorum. Tamam, Microsoft bizimle işbirliği yapmayı kabul etti, sağ olsun. Yapacakmış dediklerimizi. Bakalım bu yapıyor mu şimdi? Bir yandan bu görselleri oluşturuyor. Bakın her birine uygun görseller de oluşturuluyor. Daha ne istiyorsunuz bu? Bunu en yakın arkadaşınıza bile isteseniz gidip size bu görselleri arayıp bulup uğraşmaz yani. Tamam, istediğimiz her görsel uygun olmayabilir ama en azından neler yapmaya çalıştığını anladınız. Bu arada buradaki de halen görselleri şekillendirmekle uğraşıyor. Şimdi arkadaşlar sizin eğitim gördüğünüz fakülteler farklı farklı. Hiç merak ettiniz mi şu an seçtiğiniz meslek yapay zeka tarafından ne kadar etkilenecek ileride? Bunun bir istatistiğine vesaire baktınız mı? Mesela doktorlar ne kadar etkilenecek? Hukuk yok gerçi burada. Avukatlar ne kadar etkilenecek? Ama bize 3 tane görsel çizdi. Öğretmenler ne kadar etkilenecek? Öğretmenler yapay zekayı kullanabilir mi? Bakın hocam. Tuhaf tuhaf yazılar oldu ama en azından ne yapmaya çalıştığı belli oldu. Çok da havalı görseller oluşturdu. Bununla hocanıza götürseniz artık size hayır demez. Arkadaşlar araştırma yapmışlar, bu konunun istatistiğini de yaptılar. En fazla etkilenecek meslekler arasında birinci sırada hukuk çıktı. Çünkü kanunların ne olduğu belli, yapay zekaya danışıyorlar, onlara sonucu veriyor. Peki en az etkilenecek sektör sizce ne olabilir? Tahminleri alayım. Bilemediniz, inşaat sektörü. Hukuk sisteminin etkilenme oranı %95, inşaat sektörünün etkilenme oranı %5. Sırf meslek seçiminde bile yapay zeka bize birçok konuda bilgi verebilir. Şimdi yapay zeka ile ilgili bir yanlış anlaşılmayı hemen düzeltelim. Kafamızda şöyle bir şey var. Ben buraya bir konu gireceğim, o benim yarım ödevimi hazırlayacak, götüreceğim, hocaya vereceğim. Affedersiniz hoca da zaten anlamıyor bu işlerden, he he deyip geçecek, bana yüzü verecek, gönderecek. Arkadaşlar yok öyle bir dünya. Yapay zekaya ödev yapıp verirseniz kendinizi rezil edersiniz. Yapay zeka sıfırdan metin inşası için değil, var olan bir metni editlemek için kullanılır. Var olan bir metni düzenlemek için, daha iyi hale getirmek için kullanılır. İki, beyin fırtınası yapmak için kullanılır. Üç, dönüştürmek için kullanılır. Dört, tercüme etmek için kullanılır. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, artırabilirsiniz bunları. Ama kural biri hatırlayın. Şu Fight Club'ı izlemişsinizdir herhalde. Orada kuralları sıralıyor. Birinci kural, Fight Club'tan kimseye söz etme diye. Sakın yapay zekaya güvenerek sıfırdan bir ödev yapma. Birinci kuralınız bu. Bu çok önemli, altın değerinde bir kural. Neden? Şimdi yapalım. Mardin tarihi ile ilgili bana 1000 kelimelik bir ödev hazırlar mısın? Üniversite seviyesinde. Başladı. Yapay zekanın üslubu bellidir. Genellemeler kullanır, yuvarlak cümlelerdir. Araya birkaç bilgi sıkıştırır, çok şey söyler ama hiçbir şey söylemez.
Bakın her şey kısa kısa böyle değindi. 6 tane başlık kullanmış, gelişme, sonuç vesaire falan nerelere getirdi. Ama bunu gidip verin bir öğretmene, hocaya ödev olarak, kendinizi rezil edersiniz. Çünkü hemen belli ediyor kendini. Ama bunun yerine daha farklı bir yöntem kullanacağım. Tarih sınıfı, tarih üniversite öğrencisiyim. Falanca ders için ödev hazırlayacağım. Ne olsun ne olsun, Eyyubilerde Mardin tarihiyle ilgili bana makale taslağı, iskeleti verir misin? Beyin fırtınası yapıyoruz ya. Aklımıza gelmedik, bazı başlıklar verebilir burada. Biz bunlar üzerinden bununla uğraşırız. Şimdi uygulamanı gösteriyorum ki aynı hatalara düşmeyin. Şu giriş kısmını çok beğendim, bunu 500 kelimeye genişletmesini isteyeceğim. Biz buna zincirleme prompt diyoruz, zincirleme komut. Tek bir komutta bana 3000 kelimelik bir ödev yaz deseniz yapay zeka bunu yapmaz. Ama sıralı halde giderseniz, önce taslağı aldım. Şimdi giriş kısmını 500 kelimeye genişlet. Sıralı prompt bu söylediklerim. Arkadaşlar, yapay zeka ile ilgili her şeyi size bir saat içerisinde anlatamam, öğretemem. Dolayısıyla bunu bir fragman gibi düşünün. Her birine kısa kısa değinmeye çalışıyorum. Siz de ona göre gider, uygular, deneme yanılma yoluyla kendiniz daha da geliştirirsiniz. Bakın, bir lise öğrencisi bunu yapıp götürse belki öğretmeni okumaz bile, hadi önemsemeyebilir vesaire. Ama siz üniversite öğrencisisiniz, şöyle bir ödev hazırlayıp öğretmene götürdüğünüzde kendiniz kaybedersiniz. Niye bizim internet bağlantısını kopardı? Tamam, geri geldi. Cevabı vermediniz, regenerate derseniz yeniden oluşturur. Kopyalarsınız veya okutursunuz. Tabii tabii, sesli okutabiliyorsunuz. Okumak istemiyorsunuz, dinleyeceksiniz, müsait değilsiniz. Basarsınız tuşa. Ama şu an ben bunu açsam ses size gelecek mi? Tahmin etmiyorum, bir denemesini yapalım. Ses geliyor mu? Ortaçağ İslam dünyasında çeşitli İslami devletlerin yükselişi ve düşüşüyle şekillenen birçok siyasi ve kültürel değişim yaşanmıştır. Bu dönemde bölgesel güçler arasındaki rekabet, farklı medeniyetlerin etkileşimi ve kentsel merkezlerin gelişimi önemli rol oynamıştır. Bunu da hallettik. Dolayısıyla biz taslak oluşturmak için, beyin fırtınası yapmak için ideal. Ama arkadaşlar, ChatGPT'nin asıl gücü sizin verdiğiniz metinlerdeki dil hatalarını düzeltmek, daha mükemmel hale getirmek veya stili, tarzı dönüştürmek konusunda birebir kullanabilirsiniz. Mesela ne yapıyorum? Şuradan bir herhangi bir metin alıyorum. Yeni bir sayfa açıyorum. Diyorum ki aşağıdaki metni meşhur bir yazar olsun ki bilsin bunu. Tolkien tarzında yeniden yazar mısın? Geçen ay Boromir'in ölüm yıldönümüydü. Buradan ona da selam çakalım zaten. Orta dünyanın en iyi kılıç kullanıcısıydı rahmetli. Bunu Gandalf tarzında yeniden yaz. Yok, pek fark etmedi bunda. Daha edebi bir metin verseydik işimizi görebilirdi ama burada işe yaramadı. O net şeyi göremedik, üslubu göremedik burada.
Veya dersiniz ki Orhan Pamuk tarzında yaz. Üslupları da değiştiriyor dolayısıyla. Bir sonraki aşamaya geçelim hocam. Benzerse aynı uygulamayı burada da yapabilirsiniz. Copilot'ta da yapabilirsiniz. Ben şu an bilerek ChatGPT üzerinden gidiyorum. Mesela anlık internete erişim lazım size. Copilot internet erişimi var ve size dipnot falan bile veriyor. Kaynaklarını veriyor en azından. Ama halen piyasanın en iyisi ChatGPT. Özellikle ücretli versiyonu olan 4. En iyisi halen bu. 4'e geleceğim. Önce sadece bu var olan versiyon üzerinden birkaç şey anlatayım. Mesela dil hatalarını düzelttirmek, daha mükemmel hale getirmek istiyoruz dedik. Yeni bir sayfa oluşturalım. Aşağıdaki metni düzenle dil hatalarını gider falan. Lütfen de demedik, inşallah kızmaz bize. İnsanoğlunun kendi eliyle ürettiği insanoğluna çok benziyor. Çünkü yapay zeka bazen trip atıyor hocam. Bir iş veriyorsun, hayır yapmam diyor. Bakın, insanlar tarih içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı yaşadığı mekandan ayrılmak durumunda kalmıştır. İnsanlar tarih boyunca çeşitli sebeplerden dolayı yaşadıkları mekandan ayrılmak durumunda kalmışlardır. Veya bilerek birkaç hata yapalım. Bu düzgün olmadı ve bir daha yapalım bunu arkadaşlar. Aşağıdaki metinde yer alan anlatım bozukluklarını gider ve değişiklikleri bana göster. Bunu İngilizce ile yaptığınızı düşünün bir de. Birkaç kelime rastgele siliyorum. Bakalım nasıl... hadi bakalım. Eksik kelimelerimi anladı. Bir yöntem daha deneyeceğim. Tekrar aynı yöntemi kullandım. Olan. Şimdi samanlıktaki iğne yöntemi diyoruz buna. Bu metinde yer alan alakasız cümleyi bul. Buyurun. Tak diye. Bunu sayfalarca yaptığınızı düşünün, yine tak diye bulabiliyor. Metin çok uzun olursa belki birkaç saniye oyalanıyor vesaire ama hemen size gösterebiliyor. Tekrar söylüyorum, bu yaptıklarımız sadece bir fragman. Bunların çok daha gelişmiş halini kendiniz bizzat üzerinde oturup deneme yanılma yoluyla bir sonuca varabilirsiniz. Veya tercüme etmek istiyorsunuz hocam. Hoca tutturdu size, illa bana bunu İngilizce olarak ver dedi. Sizin de İngilizceniz zayıf. Tercüme etmek istiyorsunuz. Google Translate'i kullanmayanınız yoktur inşallah. Hepiniz kullanıyorsunuz. Ama Google Translate zamanı geçti arkadaşlar. Piyasadaki en iyi tercüme aracı Deeply. Deeply.com. En iyisi budur. Pekala, bu burada da tercümeyi yapabilirsiniz ama Deeply size daha iyi sonuçlar veriyor. Aşağıdaki metni akademik İngilizceye çevirin. Bu böyle kalsın. Bir de buraya tercüme ediyorum. Karşılaştırıp bakabilirsiniz artık hangisi daha iyi olmuş vesaire. Bir kural daha hatırlatalım. ChatGPT ile ne yaparsanız yapın, işiniz bittikten sonra mutlaka kendiniz müdahale edin, kontrol edin. Neden? Çünkü güven olmuyor. Araya çok saçma hatalar yapabiliyor. O şekilde yaptığınız çalışma bütün emeğinizi boşa götürür. Yapacağınız şey şu: emek sizin, fikir sizin, ChatGPT'den destek alarak, yapay zekadan destek alarak bu işi hızlandırmış olacaksınız. 2x, 3x, 5x hızlandırmış olacaksınız. Olay budur yani.
Yoksa sadece buna güvenirsen şu an orada öyle bir hata var ki mesela, işte bunu aldınız, verdiniz, bilmeyen biri için önemli değildir ama İngilizce bilen biri orayı görür ve bütün emeğiniz çöpe gider. Bu Google Translate'ten kesinlikle çok daha iyi tercüme sağlıyor. Hatta alternatifler de sunuyor size. Buradaki verdi tercümeyi, hatta bunu biraz daha genişlet, ilerlet, şöyle yap, böyle yap, C1 seviyesinde kelimeler kullan. Beğenmedim. C2 İngilizcesine çevir. Malamine, sanki ben C2'yi çok biliyorum da, bir de ondan C2 istiyorum. Çok daha anlaşılmaz hale getirdi. Niye? Anlaşılmaz olması iyidir. Karşıdaki anlamayacak ama o neler yazmış diyecek. Anlamadım fakat güzel şeyler yazmış falan diyecek. Hatta Deeply'deyken arkadaşlar, bunu bizzat buradan da yazım desteği alabilirsiniz. Deeply Write var burada. Yazdığınız metni alternatifleri gösteriyorsa hocam, hangi cümleyi nasıl değiştirebilirsin, nasıl daha düzgün hale gelir, kelimeyi değiştir, cümleyi değiştir, alternatifler de veriyor. Dolayısıyla dil için mükemmel bir araç. Özür dilerim. Dil öğrenme aracı olarak kullanabilirsiniz. Bir konuyu sadeleştirmek için de iyidir. Hadi sadeleştirelim. Kuantum teorisini anlamıyorum. 5 yaşındaki bir çocuğa anlatır gibi anlatır mısın? Şu an ekranda, sahnede olmadığım için gösteremiyorum. Bizzat sesli komutlarla da yürütebiliyorsunuz bunu. Şu an ben buraya yazdım ama kendi telefonumdan ChatGPT'yi açıyorum şu an. Sesi açtım. Şimdi bakalım. Merhabalar, nasılsın? Ne var ne yok? Sana bir sorum olacak. Kuantum teorisini anlamakta güçlük çekiyorum. Böyle 10 yaşındaki bir çocuğa anlatır gibi anlatır mısın? Arada espriler de yapsan iyi olur. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Soruların varsa yanıtlamak için buradayım. Kuantum teorisini anlatmaya bayılırım. Kuantum teorisini anlamak biraz, evcil hayvanınızın bir saniyede birden fazla yerde olabilmesine benzer. Ki bu oldukça tuhaf bir düşünce, değil mi? Ama kuantum dünyasında parçacıklar, yani maddeyi oluşturan küçücük şeyler, gerçekten de birçok farklı yerde aynı anda olabilirler. Bu süperpozisyon olarak adlandırılır. Yani bir kedi hem sandalyede hem de yatağın altında aynı anda uyuyor gibi düşünebilirse. Bir başka tuhaf şey ise bu parçacıkların birbirleriyle iç içe olmalarıdır. Bunu uzun bir ipin iki ucunu düşünerek hayal et. Kuantum dünyasında parçacıklar arasındaki bu ilişki uzaklıkla sınırlı değildir. Evet, duydunuz analizi. Veya bir resim yükledim. Bu resimdekini anlatmasını, analiz etmesini istiyorum. Yapay zekayı dil öğrenme aracı olarak da kullanabilirsiniz. Size hocalık yapabilir. Bak, bütün aynı şeyi düşünün, bir resim çektiniz. Resimde tekst var. Siz buraya yükleyin, bütün o teksti dışarı alabilir. Yani ekstrakt edebilir. Mesela yapay zekayı İspanyolca öğrenmek için kullanacaksınız. Pratik yapmak istiyorsunuz. Hadi beraber yapalım. Daha önce hiç İspanyolca konuşmadım bununla. Merhaba, bir deneme yapacağım. Ben seninle ne konuşursam konuşayım, sen bana İngilizce cevap ver, olur mu? Merhaba. Tabii ki İngilizce cevaplar vermeye devam edeceğim. Ne hakkında konuşmak istersiniz?
Uzay ve evren hakkında konuşmak istiyorum. Bir de artan enflasyon fiyatları. It's a vast and fascinating subject, encompassing everything from the smallest particles to the largest galaxies. Are you interested in any specific aspects, like black holes, the Big Bang, or something else? As for inflation, it's a critical economic issue affecting many people worldwide. It represents the rate at which the general level of prices for goods and services is rising, and subsequent. Bir saniye, burada borsa ile ilgilenen öğrenciler var. Bu aralar hangi hisselerin yükseleceğini merak ediyorlarmış. Çünkü tahtacılar hepsini ters köşe yapmış. Predicting which stocks will rise is complex and involves considering various factors. Bu dil öğrenimini istediğiniz her alanda yapabilirsiniz. Veya dersiniz ki benimle A2 seviyesinde konuş, ona göre konuşur. Bir metni düzenlemek, temizlemek için de kullanabilirsiniz. Diyelim ki rastgele bir yere gidelim, bir haber açalım. Hadi. Burayı açıyorum. Bir sürü data var burada, bir sürü veri var. Bunlarla uğraşıp temize çekemem, hepsini kopyaladım. Geliyorum buraya, diyorum ki aşağıdaki haber başlıklarını bir dosya halinde verir misin? Bakın, karma karışık bütün sayfayı kopyalamışım. Görüyorsunuz. Bakalım liste halinde verecek mi? Gitti, kod adını anladı bu. Ve bunları dosya oluşturdu. Ama en azından temizledi oradaki gereksiz şeyleri. Hızla bütün oradaki veriyi aldı. Bu metinde kaç defa Ankara geçiyor? 2 kez geçiyor. Dolayısıyla istatistik verileriniz için bile kullanabilirsiniz bunu. Şimdiye kadar kullandığım bütün bunlar bu ücretsiz versiyonlardaydı. Ama hocam ben bu işi sevdim, daha da ilerletmek istiyorum, ücretli versiyonda kullanacağım derseniz, özellikle ChatGPT 4'ün sunduğu imkanlar çok. Kendi özelleştirilmiş yapay zekanızı oluşturabiliyorsunuz. Gelip create dersiniz, bir yapay zeka oluşturursunuz. Ben kendim için birkaç tane farkı oluşturdum. Mesela şu benim kişisel asistanım. Nasıl hareket edeceğini, kısıtlamaları, talimatname, instructions, onları da vermişim. Yazdığım makaleleri, kitapları yüklemişim. Kendi tarzımı öğretmişim ona. Dolayısıyla bir şey sorduğumda benim bilgimle bana cevap verebiliyor. Kişisel asistan vazifesi görüyor. Veya siz geçmişte yaşamış bir yazarla sohbet etmek istiyorsunuz. Şuraya Tolkien'in bütün kitaplarını yüklediniz. Doğrudan Tolkien'le sohbet edebilirsiniz. Orta dünya üzerine sorular sorabilirsiniz. Einstein'la sohbet edebilirsiniz. Shakespeare'le sohbet edebilirsiniz. Ve bu muazzam bir imkan aslında. Daha niceleri. İşi şakaya vuruyoruz vesaire ama ne kullanıyorsanız kullanın. Hangi alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız isteyin. Yapay zekayı kullanabilirsiniz. Borsa alanında kendini geliştirmek mi istiyorsun? Yapay zeka bu konuda sana destek olabilir. Gazetecilik alanında pratik mi yapmak istiyorsun? Yapay zeka bu konuda sana destek olabilir. Ve daha birçok konuda. Tez yazmak istiyorsun mesela. Tezinde nereden başlayacağını bilmiyorsun. Geliyorsun buraya. MyGPT's. Akademik danışman. Tez konum hakkında yardıma ihtiyacım var. Önerilerin var mı? Hemen başlıyor sıralamaya. Aslında bunu sizinle karşılıklı soru cevap şeklinde yapmalıydık.
Böyle sahnenin arkasından anlatmak biraz tuhaf oldu. O yüzden bu tarafa geldim. Bağlantı olmadığı için. Hakkınızı helal edin. Karşılıklı eminim çok daha interaktif bir şekilde kullanılabilirdi. Kodlama için kullanabilirsiniz. Bilgisayarla ilgileniyorsunuz. Belirli bir konuda kod yazacaksınız. Bütün bir programı buradan yazamazsınız ama parça parça kodlar halinde yazıp bunları düzenleyebilirsiniz. Mailleşiyorsunuz, tek tıkla birisinin mailine cevap verebilirsiniz. Mesela yine İngilizce alanında en iyi yapay zeka aracı Grammarly Go. Bunu da ücretsiz kullanabilirsiniz. Size şimdiye kadar anlattıklarımın hepsi ücretsizdi arkadaşlar. Canva'ya da yapay zeka desteği geldi. Canva'yı da yine ücretsiz şekilde kullanabilirsiniz. Bazı özelliklerini kullanmak için ücret gerekiyor ama normalde ücretsiz şekilde kullanılabilir. Orada da yine Magic Studio üzerinden müthiş grafikler vesaire tasarlayabilirsiniz. Yapay zeka ile para kazanabilir misiniz? Evet. Mesela sosyal medya yönetimi olmayan iki esnafa, üç esnafa gidersiniz. Onlar adına sosyal medya hesaplarını takip edersiniz. Her hafta post girme sözü verirsiniz. Gelir bu Canva ile postlarınızı hazırlarsınız. Bir aylık, iki aylık postlarınızı hazırlarsınız. Buffer'a gidersiniz. Buffer otomatikleştirme aracıdır. Sosyal medya içerik takipleri için. Bunların hepsini sıraya koyarsınız. Kaç ay boyunca bütün o sosyal medya içerikleri sırayla bütün o mecralarda yayınlanır. Oradan kendinize ek gelir oluşturabilirsiniz. Önünüzde iki yol var. Ya yapay zeka yapay zeka bizim yerimizi alacak falan diye. Merak etmeyin, yapay zeka sizin yerinizi almayacak ama şu garanti, yapay zeka kullanan biri sizin yerinizi alacak. Şimdi arkadaşlar önünüzde iki yol var. Ya yapay zekayı hemen şu an öğrenmeye başlarsınız çünkü biraz geç kaldınız. Ya da her ortamda ya geçti bizden, biz anlamıyoruz bu işlerden, ben şunu tercih ederim, şunu yapmak daha çok hoşuma gidiyor dersiniz. Yapay zekayı kullanmazsanız saygı duyarım ama o zaman kendinizle çelişmeyin. Kendinizle çelişmek nedir? O zaman internette kullanmayın. Google'da kullanmayın. Instagram'da kullanmayın. O zaman hepimiz size bravo diyelim. Ama internetin her türlü nimetini kullanıp faydalanıp yapay zeka kullanmamak veya bu konuda ağırdan almak size maliyetleri pahalıya mal olacak. Maliyeti büyük olacak. Şimdi arkadaşlar eskiden bir program birkaç yılda bir geliştirilirdi. Ortaya yeni bir ofis sürümü çıkardı. Biz de gider o ofis sürümünü öğrenirdik. 3 yıl sonra yeni versiyon çıkardı. Biz de ona adapte olurduk. Ama şu an işler çığırından çıktı. Mesele bildiğiniz gibi değil. Winter is coming. Normalde birçok şey matematiksel artar. 1, 2, 3, 4. Ama yapay zeka geometrik artıyor. 4, 8, 16, 32, 64, 128 böyle artıyor katlanarak. İş çığırından çıktı çünkü her ay öyle yapay zeka araçları ortaya çıkıyor ki bir öncekini ikiye katlıyor, üçe katlıyor. Hatta şu an size bu semineri yaptım ya, eğer ölmez de yaşarsak 2 yıl sonra ya zamanda hoca bize bir seminer verdi de ne kadar ilkel yöntemlermiş. Bak şimdi falanca uygulama çıktı hepsini birden halledebiliyoruz diyeceksiniz. O kadar hızlı ilerliyor. Yapay zeka ile video yapıyor artık. Yapay zeka ile müzik yapıyor. Yapay zeka ile kendi sesini klonluyor. Yapay zeka ile var olan resimleri hareketlendiriyor. Yapay zeka ile program yazıyor. Yapay zeka üreten yapay zeka çıktı. Yani evet, ahir zamanda mıyız bilmiyorum, kıyamet ne zaman kopacak. Ama yapay zeka şakaya alınır bir tarafı yok. Ciddi bir mevzu. Bir an önce de o trenin yakalanması gerekiyor. Varsa ortada bir güzellik, hep beraber bundan faydalanalım. Değilse eğer sonumuz gelecekse de zaten son birkaç yılımızı bari rahat geçirelim. Teşekkürler arkadaşlar dinlediğiniz için.